Hoca vizyonudur. Bu çok cesurca yapılmış bir harekettir ve bir hoca vizyonudur. Ve bunu Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli... dört kimi atladım ben? Yok, tamam. Yani Türkiye'de... Üç tane, üç. Tabii Fatih Terim, Şenol Güneş... Üç yapraklı oyuncu o, dört yapraklısı sinemada, Türk sineması. Mustafa Denizli. Dört bu saat. Üç hocanın dışında gelen büyük takım, gerçekten winner hoca dedikleri o hoca modeline biri gelecekse... Aşağıdan, daha genç Okan kuşaktan. Bayılgen. Ay Okan Bayılgen bize aldı. Görelim. Ufak bir kırmızı şarap getirin. Bunu seyrederken insan ekran önünde soyunmaya başlar ya. Bonfile. Bir parça da kırmızı şarap versem, şöminin önünde yavaş yavaş soyunmaya başlasam. Yazıt Öztürk. Evet. Yazıt Öztürk. Kırmızı çizgi beni çok savan bir program. Oradakilere de bir selam söyleyeyim. Evet, evet, evet. Herkes Acun Ilıcalı falan. Acun Ilıcalı. İyi anlattı. Cem Yılmaz. İyi anlattı. Cem Yılmaz. Bir de bilmiyorum durum ne. Evet, adına... kazanması lazım Fenerbahçe'nin yani. Evet. Beraberlik yetmiyor. Evet. Futbol adına gideceğiz tabii arkadaşlarla. Taraftarların. Futbol severlerin de yalnız en çok gittikleri deplasman Kiev deplasmanı oluyor. Enteresan. O hani o bir futbol aşkı diyelim ona. Evet. Canlı yayında en azından. Bunlar iyi hocalar gerçekten. İnanılmaz kafa zaten o üç yapraklı oyuncular. Yani doğru, aşağıdan gelen daha genç jenerasyonda büyük hocaların oyuna, kadroya ve teknik anlamda kendi teknik kadrosuna bir vizyon katmaları lazım. Bu şu anda bir tek Sergen Yalçın'da var benim gördüğüm. Bir de Okan Buruk'ta var. Sosa'yı, Sosa senden çok rahatsızmış dedim kendisine. Dedi ki şu an beraberiz. Gayet rahatız. Evdeyiz dedi.